İşte Arda geliyor karşıdan, ben kilitleniyorum, aşık oluyorum. O öyle bir sahne. Arda Kural 12 Nisan 1980'de Yalova'da doğdu. Yalova Endüstri Meslek Lisesi'nde kimya okudu. 2 yıl dramaturji ve sinema eleştirmenliği eğitimi aldı. 1999'da kendi kurduğu tiyatro, roman tiyatrosunda profesyonelliğe adım attı. Bu tiyatroda ve daha sonra kurduğu Siyah Oyuncular Tiyatrosu'nda kendi yazdığı Belirtisiz Nesneler, Ben Değil Kendim, Dokuz Köy'den Kovulmak, Siyah Mizah ve Aşk gibi oyunlarda rol aldı. Kral TV'de VJ'lik yaptı. İlk olarak 1999'da Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde Altay rolüyle kamera karşısına geçti. Ve bu dizide Leonardo DiCaprio olan benzerliğiyle tanındı. Dizinin senaryosu Tayfun Güneyer tarafından yazıldı. Bu dizi Eyvah Babam'ın devamı niteliğinde çekildi. Bundan başka ilk 5 bölümde ekonomik sıkıntıların da etkisiyle dizinin kadrosu oldukça küçük tutuldu. Reytinglerin iyiye gittiği görüldükten sonra kadro yeniden genişledi. 6. bölümden itibaren asıl Eyvah Kızım Büyüdü dizisine geçiş yapıldı ve yönetmen koltuğuna Filiz Kaynak geçti. Dizinin başrollerinde Haluk Bilginer, Yıldız Asyalı, Alp Öken ve Arda Kural yer aldı. Sonrasında 7 numara, Kuzenlerim, Yeşil Işık, Lise Defteri ve Çınaraltı adlı birçok dizi ve filmlerde rol aldı. İkinci çıkışı ise 2003'te Lise Defteri dizisindeki Ediz rolüyle oldu. Son olarak 2005'te Emret Komutanım dizisindeki Posta Ferit rolüyle geniş beğeni topladı. Komedi türündeki dizi 2005-2008 yılları arasında ilk önce Show TV'de, daha sonra Kanal 1'de yayınlandı. Ankaralı Gökhan Sarım, Trabzonlu Cemal Hekimoğlu, İstanbullu Rıdvan Sarı, İzmirli Fikri Zihni Parlak, Sivaslı Mehmet Karatiren, Rizeli İdris Fındıkoğlu gibi tiplemelerle izleyiciden tam not aldı. Dizinin başrollerini Arda Kural, Sermiya Midyat, Engin Evlileri, Ufuk Özkan ve İsrafil Köse paylaştı. Arda Kural yıllar sonra dizi hakkında verdiği söyleşide Sarp Levendoğlu'nun kendisine dizide baskı kurduğunu söyledi. 2005 yılında Banyo adlı filmde Oğuz karakterine hayat verdi. Filmin yapımcılığını, senaristliğini ve yönetmenliğini Mustafa Altıoğlu'lar üstlendi. Komedi ve erotik türündeki film 3 banyoda geçti. Filmin başrollerinde Selçuk Yöntem, Burak Sergen, Demet Evgar, Sermiya Midyat ve Arda Kural yer aldı. 2008 yılında Büyük Buluşma adlı dizide Berk rolünü canlandırdı. Dizinin tek ana karakteri olan Amili ilk sezonda Ümit Acar canlandırdı. Dram türündeki dizi Samanyolu TV'de yayınlandı. Toplam 4 sezondan oluşan dizi 27 Haziran 2008 tarihinde yayınlanan 155. bölümü ile final yaparak sona erdi. 2008 yılında Dur Yolcu adlı dizide rol aldı. Mustafa Kemal karakterine hayat verdi. Yönetmenliğini Hakan Şahin ve İsmail Güneş üstlendi. Senaryosunu Ömer Erbil yazdı. Tarihi Çanakkale Savaşı'nın anlatıldığı dizinin başrollerinde Hazım Körmükçü, Selin Demiratar, Cem Kılıç, Ebru Koca ve Arda Kural yer aldı. Dizi 13. bölümüyle sona erdi. 2009 yılında Dolu Dizgin adlı dizide Savaş karakterine hayat verdi. Dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstlendi. Senaryosunu Yiğit Güral kaleme aldı. Dram türündeki dizi 6 Ağustos 2008 tarihinde ATV'de yayınlanmaya başladı. Düşük reyting aldığı gerekçesiyle 8. bölümden sonra yayından kaldırıldı. Fakat izleyicilerin gönderdiği e-postalar sonucu dizi 9. bölümüyle TRT1'de kaldığı yerden yayınlanmaya devam etti. Dizinin başrollerinde Yusuf Ömer Sınav, Selin Seyven, Arda Kural, Erdal Cindoruk ve Damla Devre yer aldı. 2 sezondan oluşan dizi 8 Şubat 2010 tarihinde yayınlanan 47. bölümüyle final yaparak sona erdi. 2010 yılında Gelecekten Bir Gün adlı komedi filminde yer aldı. Dizide Hayrettin, Hande Subaşı, Rasım Öztekin, Arda Kural ve Işın Karaca gibi başarılı isimler yer aldı. 2011 yılında Kurşun Bilal dizisinde rol aldı. Başrol olarak Bilal karakterine hayat verdi. Dizide 30 yaşındaki Bilal'in cinayet masasında genç bir başkomiser olarak çalışması ve çevresinde gelişen olaylar işlendi. Polisiye türündeki diziyi
İhsan Karacadağ yazıp yönetti. Başrole Arda Kural ile başlayan dizi, Kural ile yönetmen Karacadağ'ın sette tartışmasından dolayı yoluna Gökhan Mumcu ile devam etti. 11 Temmuz 2011 tarihinde ATV'de yayınlanmaya başlayan ve 19 Ekim 2011 tarihinde yayınlanan 10. bölümüyle sona erdi. Sonrasında Ayaz adlı filmde boy gösterdi. Emre rolüne hayat verdi. Dram ve aksiyon türündeki filmin yönetmenliğini Hakan Kurşun yaptı. Senaryosu Orhan Kaya tarafından kaleme alındı. Filmin başrollerini Çiğdem Aysu, Gökhan Tepe, Cemal Hünal ve Arda Kural paylaştı. 2013 yılında Kutsal Bir Gün ve 2016 yılında Nefrin Etraf adlı filmde yer aldı. 2020 yılında Tutunamayanlar dizisinde Küçük Prens rolünü canlandırdı. Absürt komedi tarzındaki dizinin başrollerini Doğu Demirkol, Ece Çeşmioğlu ve Zafer Algöz paylaştı. Son olarak oynadığı Kubilay filmindeki 21.990 dolar alacağını, alamadığında maddi çöküntüye girerek psikoz belirtileri göstermeye başladı. 28 Aralık 2012 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. 21 Ocak 2013 tarihinde taburcu oldu ve oyunculuğu bıraktığını söyledi. Ancak bu kararı hastayken verdiğinden dolayı tekrar yeni bir festival filmiyle döneceğini söyleyerek kararından vazgeçti. 2022 yılında verdiği röportajda bu dönemde kendisini hastanede ziyaret eden tek ünlü ismin de Ece Erken olduğunu söyledi. Uzun bir süredir annesiyle birlikte Büyükçekmece'de kalan oyuncu evin giderlerini karşılayamadıkları için ev sahibi tarafından 9 Temmuz 2015 tarihinde evden çıkarıldı. Abisinin yanına taşınan annesinin bütün isteklerine rağmen annesiyle gitmeyip binanın bahçesinde kalmayı tercih etti. Kural komşuların polise çocuklarımızı korkutuyor şikayetleri üzerine bahçeden de kovuldu. Bir arkadaşının yardımıyla Büyükçekmece'de bir kafede kalmaya başladı. Kural kendisiyle röportaja gelen gazetecilere artık evim yok. O yüzden sevdiğim Büyükçekmece insanlarını yakından görebileceğim bu kafede yaşayacağım. Sadece burada da değil her yer benim evim. Şezlong dolu Büyükçekmece, buralarda uyurum ama mutlu uyuyorum dedi. Olaydan birkaç gün sonra Büyükçekmece Belediyesi Kural ve ailesinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirtti. Şimdilerde zor günleri geride bırakan Arda Kural eski aşkı Yıldız Asyalı için onu çok seviyorum ayrıldıktan sonra 2 yıl kendime gelemedim sözleriyle gündem olmuştu. Yıllar önce yaşadıkları büyük aşkla gündemden düşmeyen ikili canlı yayında yüzleşti. Uğradığı ihaneti itiraf eden Kural, Yıldız beni aldattı. Acı verici bir olaydı. Öğrendiğimde kalbimin ağrıdığını hissettim. Açıklamasında bulundu. Arda Kural zor günleri geride bıraktı. Yaşadıkları aşkla günümüzde bile konuşulmaya devam eden Arda Kural ve Yıldız Asyalı canlı yayında bir araya geldi. İkili canlı yayında yüzleşti. Yıllar önce aşk yaşadığı Yıldız Asyalı ile ilişkisinden bahseden Arda Kural şunları söyledi. Yıldız beni aldattı, acı verici bir olaydı ama ben kadınları suçlamam. Erkeklerin kadınlar üzerinde kalıcı bir etkisi vardı. Yıldız'ın bilerek, isteyerek böyle bir şey yapmadığını biliyorum. Öyle biriydi ki aramıza girdi. Ben kendimi ezilmiş hissettim. Yıldız bana telefonla başka birinin kendisini öptüğünü anlattı. Etilerden Cihangir'e Yıldız'ın yanına yürüdüm. Beni görünce ağlamaya başladı. Annesi bizi odaya sokup konuşmamızı istedi. Böyle bir şey yaşadığı için Yıldız çok üzgündü. Birlikte ağlamaya başladık dedi. İhaneti kabul eden Yıldız Asyalı ise benim bir travmam vardı. Arda'nın evini aradığım bir kadın çıktı ve kim olduğunu sorduğunda da Arda'nın nişanlısıyım dedi. Ben beraber olduğumuzu biliyordum. Sonra da bu ihanet oldu dedi. Arda Kural ise nişanlılık olayının olmadığını belirterek Yıldız benimle bunu paylaşmadı. Ben bunu ilk defa duyuyorum. Kadınlar böyle işte o an söylemiyor ama 15 yıl sonra ortaya çıkartıyor. Benim nişanlımdan haberim yok. Demek ki ben de sana acı çektirdim dedi. Hayranlarının en çok merak ettiği yeniden birlikte olur musunuz sorusunu da yanıtlayan eski aşıklar aşkın bittiğini, tüm duyguların tükendiğini söyleyerek bir daha kimseyle evlenmeyi düşünmediklerini açıkladılar. Arda Kural, biz acı çekmekten mutlu oluyoruz. Bir daha bir araya gelmemiz çok zor derken her ikisi de aşık olmadıklarını söyledi.